Şimdi Tuğrul Bey, bu Yıllar kaldığınız önce. yerden bir devam edelim isterseniz. Bu Saadet Partisi noktasına, hani çünkü o Saadet bir Partisi, uyuşmazlık var orada. Ya hatta burada, yani Saadet Partisi geçtiğimiz günlerde yine AK Parti kökenli tabanlı bir ismi önermişti. Evet, Abdullah Gül. Şimdi Saadet Partisi şizofrenik bir durum yaşıyor. Yani şahsi kanaatime göre. Geçenlerde Erbakan'ı anma törenine Uğur Dündar'ı çağırıp ödül verdiler. Yani bu teşbih de hata olmaz yani. 15 Temmuz törenine FETÖ terör örgütü elebaşını çağırıp ona ödül vermek gibi bir şey. Benim kanaatime göre. Neticede Uğur Dündar dediğimiz şahıs 28 Şubat döneminde o medyanın amiralliğini yapmış. İslam karşıtı yayınlarla. Refah Yolu Hükümeti'ne karşı yayınlarla. Hani hangi akla hizmetle bunun mantığını ben bayağı bir çözmeye çalıştım. Hani bir yerlerden oy mu koparmaya çalışıyorlar bu şekilde ya da evet. Aslında orada verilen ödülü, Uğur Dündar'a verilen ödülün aslında arka planındaki Uğur Dündar'ın AK Parti'ye muhalif duruşundan dolayı ödülür. Yani şu anda bu çorba ittifakı da bugün açıklanan bir ara şey de denildi, yani Abdullah Gül de işte zaten kendi ağzıyla yani Cibar Süşkü'nün evet, geniş mutabakat olsaydı dedi. Olsaydı işte gelirdim ama demek ki yoktu, gelmedim. Evet. Ya çok enteresan. Şimdi Saadet Partisi'nin seçmeninin, sosyal medyada özellikle ben bunu çok gözlemliyorum. AK Parti'ye karşı ellerinde birkaç tane argüman vardı. İşte domuz eti, yalan yanlış argümanlar bunlar tabii. Domuz eti meselesi, işte Papa'nın heykelinin altında Avrupa Birliği'ne uyum yasaları imzaları, işte zinanın suç olmaktan çıkarılması vesaire vesaire gibi. Bunlara baktığınız zaman bunların tamamının temelinde Abdullah Gül'ün izlediği siyaset var belki de yani ilk dönemde. Abdullah Gül'ün AK Parti'nin içinde en aktif olduğu dönemde. Eğer varsa eleştirilecek bir şey. Bu Abdullah Gül dönemine denk geliyor bu eleştirdikleri noktaların hepsi. Şimdi gidip ondan aday olmalarını istemeleri. Yani çok enteresan bir durum. Yani dediğim gibi şizofrenik bir durum. Mantıkla izahı yok. Bu bir stratejinin de bir parçası olamaz. Çünkü bu strateji tutmaz. Bölüne bölüne, atomlarına kadar bölünmüş bir siyasi yapıdan bahsediyoruz. Yani Saadet Partisi. Çok enteresan. Yani temsiliyet. Yani hiçbir mantığı yok durumun. Evet.